Nafilelere gizleyelim. Nafileleri gizleyelim. Evlerde. Hanım da görmesin. Eğer kimsenin görmediği yerde iki rekat kılarsan kesin affoluyorsun. Kimse görmesin. Hanım da görmesin. O odadan öbür odaya git. Ya hoca efendi, ben hanıma hava atacağım. Zaten eve gelmişiz. Hanım da diyecek ki ne takva adam, bari bir çorba yapayım ya. Adamın canı çıktı secde etmekten. Ben de bir yemek yapayım, sevabına ortak ol. E sen yine girdin şeye, ihlası bozdun ya. Yine ihlası bozdun ya. Bak, hanıma gösteriş de çok önemli bir şey. Sen dersin bu benim hanımım zaten. Gösteriş olur mu? Esas hanıma gösteriş olur. Nafileleri herkesten gizleyin. Ne olacak? Hanımı teheccüde kalır. Sen kalk önceden, kaç rekat kılıyorsan kalk, sonradan kadın kalktıysa kendi kalk. Kalkmadıysa onu da kaldır beni dediyse kaldır. Kaldırana Allah rahmet etsin. Hanımına başına gelip de veya kocasının başına gelip de kalk teheccüd kıl diyene Allah rahmet etsin. Bu en sahih Bukhari hadisidir. Peygamber duası al. Hanımını teheccüde kaldıran, kocasını teheccüde kaldıran kadın da erkek de peygamber duasına mazhardır. Rahimallahu umrat. İsteygaza minelleyli feygaza elev. Hatta diyor ki, uyanamadıysa da diyor, hafif bir su eline alıp da diyor, şöyle biraz su serpsin de diyor, gözü açsın diyor. Sakın siz dikkatli hareket edin. Vallahi hele kadınlara sohbette söylüyorum, sakın kocanıza gidip su falan serpmeyin. Hele böyle ibrikle falan sakın gitmeyin valla. Başımıza iş açarız. Ama hadis-i şerifte diyor ki böyle hafif bir su. Ha şimdi derse ki sana, ben kolay uyanamıyorum, ne olur sen beni uyandır, kalkamıyorsam da böyle hafif bir su serp de gözüm açılsın derse, müsaadeli olsun. Sahabe-i kiram biliyorsunuz, bu işlerde sorun yoktu. Ama şu anda çok sorun var, mahkemeye gidersen boşanma sebebi de sayabilirler. Gece benim suratıma su döktü hakim bey. Bir celse de boşar ha. Onun için öyle hadis madis Bukhari falan kimse anlamaz. Ama ben size söylüyorum, bu müjde var ama benden izinsiz iş yapmayın. Bu dönemde izinsiz iş yapmayın. İnsanlarda İslam kültürü, sünnet kültürü yok. Böyle izin verirse, kendi hatta teklif ederse, beni hani bazı diyor ya ben uyanamıyorum ya ne olur beni uyandır, zorla kaldır diyor. Yani insanlar birbirine böyle karı koca da diyenler var tabii ki. Bu durumda kaldırırız. Onun için ihvandan bir hanım kardeşimiz kocasını böyle Efendi Hazretlerinden dinlemiştim. Bu sünnete tatbik üzere kocasını teheccüde kaldırmaya kalkmış. Kocası da çok iyi ihvan. Kocası da çok iyi ihvan ama uyku sersemi olmuş işte falan. Ondan sonra gelmiş demiş, işte efendi kalk falan. Biraz böyle sallamış döndü. Yani illa kalk şudur budur, teheccüd geçiyor, imsak oldu falan falan. Sana bir yumruk vururum demiş. Efendi Hazretleri çok anlatırdı güne. O hanım hoca da demiş ki, ben her şeyi göze alarak buraya geldim demiş. Ulan kalkalım o zaman kılalım demiş ya. Ha tabii bu hareketler şimdi ihvan arası, ihvanın kültürü, İslam sünnet kültürü ihvanda var. Ama normal bir Müslüman daha farzı kılmıyor, sabah namazının farzına kalkmıyor. Bunu teheccüde kıldırma, bir de su dökersen işi sulandırırsın yani. Buna da biz teşvik falan etmiyoruz, yanlış anlamayın. Ama sünneti de gizleyemem. Hadis-i şerifte bu müjde. Rahimallahu diyor, imraeten. Allah o kadına rahmet etsin, acısın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları boşa gitmez. Peygamber duası almış oluyorsun. Ama hoca efendi ben bu işi biraz yapamayacağım, bana bir başka peygamber duası, bana uygun ağzıma, dişime göre diyorsan, onu da söylerim. Rahimallahu imra'en salla kavlel asri erba'en. Sahih hadistir, kütüb-i sitte hadistir. İkindiden evvel 4 rekat sünnet kılana Allah rahmetiyle muamele etsin. İkindinin sünnetine devam et, her gün bir peygamber duası al. Daha kolay oldu mu? Bizde her türlü var yani, fark etmez. Durumunuza göre, dişinize göre amel edersin. Farzı kaçırmayın da, sünneti kılayım derken, ikindinin farzı. Farzlar, bizi bağlayan farzlar. Gözümüz gibi bakacağız, farz. Farz için her şeye değer. Farzı terk etmeyin ama nafilelerde daire geniş.